Manşete hoş geldiniz. Ya biz istakozdan çıktık ama AKP çıkamadı. Görsel onu gösteriyor. No TV kamerası başarılı bir iş yapmış. Primi hak ediyor bence. Mustafa Varank'ın AKP grup toplantısında telefonuna zoom yapmış ve Bilal Erdoğan'la mesajlaşmasını ortaya çıkarmış. Mesajlaşma şu, dün AKP grup toplantısında adeta gövde gösterisi yapan Şebnem Bursalı ile ilgili çıkan bir haber. İşte Yüzünde güller açtı. İstakoz paylaşımı için üzgünüm açıklaması yapan AKP milletvekili Şebnem Bursalı mail arkadaşlarıyla buluştu. Onun altına Bilal Erdoğan'ın mesajı geliyor Varank'ın telefonuna. O kısmı e, buzlamışlar ki ben KJ'ye de onu yazdım. E, bokunu çıkardılar ama diyor e, Bilal Erdoğan. Onun üzerine de Varank istakoz hareketli bir istakoz görseli paylaşıyor. Evet. yani bu konuyu sürdüren bu konuyu devam ettiren şey değil yani piyasa değil piyasa bundan çıkmaya çalışıyor ama AKP çıkamamış bu, bu işte kalmış durumda bu tabi birkaç boyutuyla tartışıldı hani sonradan görmelik işte ya sen vatandaşın farkında değilsin nasıl böyle şatafattan paylaşım yapabilirsin küçüklük farkında olmamak filan falan gibi şeyler ama AKP'deki yarılma Esasen bu biçimde yaşayanlarla bu biçimde yaşamayanlar veya bunu saklayanlar arasında bir yer Yani Yani e, Şebnem Bursalı bunu paylaştığında Erdoğan neredeydi? Okluk Koyu diye bildiğimiz işte Gökova'daki sarayda ailesiyle beraber tatil yapıyordu. Oradan bir kare fotoğraf paylaşıldı mı? Hayır paylaşılmadı. Çünkü işe gelmez. Sonra ortaya çıktı ki bir gün ortaya çıkarmış. Saraydaki herkes orayı artık devre mülk gibi paylaşmış. Birer hafta on gün gidiyor kalıyor orada. Devlet imkanlarıyla. Bu yani. Şimdi bir başkası Numan Kurtulmuş hesabından paylaşmış. Mardin'e ziyarete gidiyor ailecek ve tarifeli uçakta da değil arkada Türkiye Cumhuriyeti'nin bu vatandaşın vergisiyle alınmış yakıtını da onun koyduğu içindeki pilotunu kabin görevlisinin maaşını vatandaşın verdiği bir jetle gidiyor. Sen kimsin? A ben meclis başkanıyım. Tamam da fonksiyonun ne? Tarifeli uçakla gidemiyor musun falan gibi soruluyor. Yani esasen ee, bir tarafta birinin görgüsüzlüğü öbür taraftaki şatafatı gölgelememeli. Şatafat bu, saltanat bu. Harun gibi geldiler, Karun gibi geldi, e, Karun oldular diyen kişinin şu, şu gün ailesiyle yaşadığı şatafat. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın karına bakar mısınız? Hakan Kara'nın e, grafiğiyle ekrana getiriyorum. Zararda Kârı değerleme hesabı için işte geriye doğru 2013'ten bu tarafa. Şimdi böyle bir ülkenin milletvekili, böyle bir ülkenin belediye başkanı, böyle bir ülkenin meclis başkanı falan dikkat edecek yani. İşin öbür tarafı da çok farklı farklı değil, yani farklı değil. Mesela San, Sancaktepe Belediyesi ve oradaki Saltanat Belediye Binası'nın büyüklüğü, odaları falan, banyoları falan konuşuldu. Ayrıca banyonun da öyle abartıldığı gibi olmadı ortaya çıktı. Yani bir duş ve lavabo var orada. Yani duş ve lavabo Şatafat olarak sürüldü ama esasen binanın kendisi yeterliydi. Orada ciddi bir iletişim kazası var ayrı bir konu. Fakat Hasan Akgün'e bakar mısınız? Yani Hasan Akgün dediğimiz kişi CHP'den 7. kez 67 yaşında 7. kez Beylik e, şeye Büyükçekmece'ye belediye başkanı oldu. Hani değişimcilerin başı değişmek istemiyor diye de haber olmuştu. Bu da onun belediye binası. Kulesi var. Saat kulesi. Bu da onun içindeki odaları işte makamı. Toplantı salonları falan. Yani e, kayırmacılık, şatafat, saltanat bir partiden e, diğerine geçtiğinizde örttüğünüz, sansürlediğiniz bir şey olmamalı. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Sistemi, denge ve denetimi öyle oturtacaksınız ki o ilçelere yakışmayan şatafat, o ilçelere yakışmayan binalarla bu iş temsil edilmeyecek. Ayrıca yeni dünyada artık resmi dairelerin, hükümet konağı gibi belediye binası gibi binaların içi boşaldı. Şöyle ki yani ofislerde bile önemli bir bölüm çalışan evden çalışmaya geçti. Online sistem var. Cebinizdeki telefonla her şeyi yapıyorsunuz. Bankacılık işlemlerinden tiyatro bileti almaya, otobüs bileti okutup geçmeye, alışverişte okutup geçmeye, eğlence, müzik yani aklınıza gelen her şeyi cebinizdeki telefonlarla yapıyorsunuz. Dolayısıyla bürokrasiyi götürdü. Kağıdı götürdü. Her şey artık online yürüyor. Artık kimlikleri bile böyle karta basıp vermiyorlar. Dijital kimlik falan uygulamaları var. Yani devletler küçüldü o yönüyle. Binalara, eskisi gibi kadrolara falan ihtiyacı kalmadı ama Türkiye'de başka bir hikaye devam ediyor. Şimdi bir diğer hikayede adı güzeller. Ataşehir Belediye Başkanı seçildi. Onursal adı güzel. Onursal adı güzelin siciline girmeyeceğim. CHP bilgi işlemin başındaydı ve önceki seçim işte oyların sayılması, işte bir yüklenmesi, ilan edilmesi, kamuoyuna açılması, açıklanması gibi konularda sınıfta kalmış bir işimdi. Ataşehir'e kondu. Orada Battal il gezdi. O kadar direnmesine rağmen alındı, o kondu filan. Böyle bir hikaye var. Eşi Elif duygadı güzel. Çekmeköy belediyesine yardımcı olarak atanmış falan. Sonra da işte bu şey oldu. Yani tam tam olarak Fırat Fıstık'ın haberinden getirelim duygu adı güzel Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atanmış belediye başkanına bunu sormuşlar başvuru yapmış onaylanmamış İşte başarılı liyakat biri filan netleşecek filan sonra da böyle bir şey söz konusu değildir diyorlar ama yani esasen duygu adı güzel de belediyelerde çalışan biri yani böyle bir taraf var fakat gene de dikkatli olmak lazım yani. 2011-2015 yılları arasında Ataşehir Belediyesi'nde sosyal yardım işleri müdürü olarak çalışmış. Battal İlgez dönemi eş zamanlı olarak basın yayın müdürlüğü görevini vekaleten sürdürmüş. 2015'ten itibaren Kadıköy Belediyesi'nde sosyal destek, destek hizmetleri müdürü olmuş filan. Yani CHP'li belediyelerde bir şeyler yapmış. Sonra da Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atanınca dikkat çekti. Böyle de bir tarafı var. Yani Kadının belediyede bir şeyi var. E, belediyelerde bir CHP'li belediyelerde bir kariyeri var. Fakat kocası adam Ataşehir Belediye Başkanı olunca onursal adı güzel eşinin ataması dikkat çekti falan böyle bir şey var. Yönetilemeyen bir konu burada da söz konusu ve elbette daha dikkatli olacaksın. Ayrıca şimdi CHP'li belediyeler şunu söylüyor olabilirler. Yani diyebilirler ki ya arkadaş yani göreve geldik bir takım şeyler yapacağız ama bütün şeyler, radarlar bizim üzerimizde. Evet radarlar sizin üzerinize. Dikkat edeceksiniz. Öyle bildiğiniz yöntemleri, eski yöntemleri falan terk edeceksiniz. Hem seçmenin radarları sizin üzerinizde hem de iktidarın radarları sizin üzerinizde. Medyasıyla savcısı ve yargıcıyla takip edecek. Polisiyle takip edecek sizi. En ufak bir şeyde sizi yakalayacak ve yarın öbür gün çarşaf çarşaf haberlerini göreceksiniz. Böyle giderse Evet. Murat Saman paylaşmış. Resmi enflasyon hesaplamalarına göre Venezuela'yı geçerek dördüncü sırada Türkiye. Sefalet endeksinde beşinci sırada. Sefalet endeksi işsizlik oranıyla enflasyon oranını birleştirip e, birlikte işleyerek oluşturulan bir endeks. Ama hepsinde de Türkiye ilk üçte dörtte. En alt enflasyonu ile ilk üçe giriyor. Yani. Şimdi böyle bir ülkede siz e, dikkat edeceksiniz. İşte gazetelere manşet attırılıyor. İşte kamuda tasarruf dönemi filan. Demek ki kamuda israf var. Bunun itirafı. Devamla da bununla da göz boyama yapılıyor. Çünkü hiçbir yani 31 Mart'tan bu tarafa ondan öncesinden de başlayarak aylardır bu konuda en ufak bir emare görülmüyor. <laughs> yani kamuda şatafattan, saltanattan, itibardan falan tasarruf edileceğine dair. Şimdi böyle bir ülkede insan yönetici pozisyonunda olan siyaset yapan insan dikkatli yaşayacak. Daha dikkatli yaşayacak. Sıradan vatandaştan daha dikkatli yaşayacak. Başına bir şey geldiğinde... E ...ama ben helal kazancımla aldım. Buna hakkım yok mu? Çok çalışıyorum. Tatilede gideceğim falan diyemez. Böyle. Sanna Marin diye bir kadın vardı. Finlandiya Başbakanı. Dans ederken görüntüleri falan çıktı. Eleştirildi. Başbakanlıktan ayrıldı. Bir daha da dönemedi. Belki siyasi kariyeri bitti. Batı'da da buna dikkat ediyorlar. Yani o kadın çıkıp... ...ya eğlenme hakkım yok mu? Dans etme hakkım yok mu? Var herkes gibi. Fakat bir başbakan olarak... Ee, sınırlarını bileceksin. Daha ölçülü yaşamak durumundasın. Bu böyledir. Ezelden beri böyledir yani. İbrahim Kahveci. Deminden beri ekranda tutuyorum. Ama okumuşsunuzdur. Babası vefat etmiş. Fakat drama bakar mısınız? 6 gün hastaneye gidip ciddi bir şey yok diyerek basit ilaçlarla eve gönderilen babamı 7. gün acile getirdiğimizde doktor durum çok ciddi dedi. Ve 8. gün emaneti teslim etti. Yani vefat etti. Bir de yoğun bakımda yer olmadığı için Asıl bu satır son derece e, dokunaklı ve insanı parçalıyor. Bir de yoğun bakımda yer olmadığı için ölüm döşeğinde bile sedye üzerindeydi. Türkiye demiş işte böyle bir Türkiye'de dikkat edeceksin. Yeni seçilen CHP'li başkanlar da o, onların kadroları da milletvekilleri de dikkat edecek. Ve bunun sorumlusu olan insanın ayağına gidiyor şimdi CHP lideri. Neymiş işte efendim konuşacak çok başlık varmış ekipler çalışıyormuş konuşulacakmış. Yani o da var. Şimdi şeyi bırakır mı? Birazdan bakarız. AKP genel merkezinde lider değişimi olur mu? Parti genel başkanlığı anlamında. Yumuşama mı geliyor filan? Ona da bakacağız. Fakat ondan önce bakmamız gereken şey şu. Abdülkadir Selvi bir yumuşamadan, bir iklim değişikliğinden bahsedince MHP'nin medya sorumlusu, sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Hüseyin Özkan... Yok hükmündedir, çöptür, kalemdir, kılıç artığıdır dedi. Hikaye şu Abdülkadir Selvi dün çarşamba günü Hürriyet'te e, değişim başarılacak mı başlıklı bir yazı yazdı. Ve burada siyasi iklim değişmeli, Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının AK Parti'ye ne faydası var filan diye sordu. Yeniden reformcu kimliğine dönmesi lazım dedi. Demek ki terk etmiş o kimliği. Yeniden AB Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye demek ki terk etmiş onu. Ve diyor ki işte ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet. Esasen önerme yanlış. Özgürleşirsen ek e ekonomik olarak rahatlarsın veya zenginleşirsin. Bu sadece maddeci bir tutum da değildir. İşte efendim iklim değişsin, bahara dönsün. Şimdi artık iklimin değişmesi, baharın gelmesi gerekiyor dediğinde demek ki kış. Bunu da kabul etmiş oluyorsun. Bir sürü itiraf var. Fakat yeni değil ki bu. Dört buçuk sene önce yazmış aynı kelimelerle. Başlık da aşağı yukarı aynı. Değişim başlıyor mu? Yani dün yazdığı yazıda değişim başarılacak mı? Dört buçuk yıl önce 1 Ekim 2019'da Hürriyet'te yazdığı yazıda değişim başlıyor mu diye sormuş. Ve aynı kelimelerle benzer kelimelerle aynı şeyi yazmış. Osman Kavala'nın yani reformcu sürecin ilk yansımasının Osman Kavala davasına davasına olmasını bekliyorum. Dört buçuk yıldır Osman Kavala içinde olmadı. Kucaklayıcı siyasetin ilk adımı neden hak ve özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesi olmasın falan diye yazmış. Sonra da işte Kemal Burkay'ın şiirine Sezen Aksu'nun bestelediği atıfta bulunuyor. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Aynısını dün gene yazdı. Farklı kelimelerle. İşte bunun üzerine şeyin MHP'nin sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Hüseyin Özkan, Abdülkadir Selvi yok hükmündedir, çöptür, kalem ve kılıç artığıdır dedi. Şimdi Kılıç orada orada Abdülkadir Selvi'nin Alevi kimliğine bir gönderme fakat son derece tehlikeli, son derece ırkçı ve suç. Şimdi kılıç nedir? Kılıç artığı şudur. Kılıçtan geçirilen, başta Aleviler olmak üzere daha sonra başka toplumlar, Ermeniler için filan da söylenmiştir. Onların kılıçtan kurtulanlar manasına kılıç deniyor. Alevilerden sağ kalanlar. Osmanlı padişahları döneminde Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Kuyucu Murat, Kuyucu Murat adı üstünde yani kuyulara doldurmuş insanları üstünü kapatmış. İsyan eden insanları ve ağırlıklı olarak da zaten işte Alevi kesim farklı kolları. Sonra Ermeni kırımından kurtulanlar içinde Ermeniler içinde kılıç artığı denmiş. Alin Özinyan kılıç artığı lafı istakoz kadar gündem olmadı. Kılıç artığı demek seni kestik demek içselleştirilmiş artık şey gibi. Siz de Kürtçe tabelaya indirim yaparsanız kayıma atarlar gibi. Hukuksuzluğun geldiği son aşama bu. Hukuksuzluğun yeni hukuk olması. Seni kestik demek. Haklıysak herkesi kesebiliriz. Kestiğimiz için ne üzüntü duyar, ne yargılanır, ne ayıplanır, ne de af dileriz. Durum böyle olunca da her istediğimize de yine herhangi birilerini kesebiliriz. Ayağını denk al, burada bizim borumuz öter filan. Seni kestik, aileni kestik, sülaleni kestik. Sen kaldın, seni de kesebiliriz. Dikkatli ol. Ali Topuz daha ortadan girmiş. Kılıç artığı lafı çok ürkütücü bir laf. Kılıcı hala ele, elde tutanın lafı. Artanları öldürülmemiş olanları da temizleme tehdidi bu. Geçiştirilecek bir iş değil diyor. Evet. Ama geçiştiriliyor. Yani bir, ki, bir laf ağzınızdan çıkarken onun nereye gittiğini düşüneceksiniz. Şimdi eskiye dönüş tartışmalarına bakalım. Erdoğan e işte kabine toplantısı falan vesilesiyle konuştu. işte o var. Yani deniyor ki işte Erdoğan şey yapacak. Parlamenter sisteme dönecek. Ne bileyim. AKP'ye yeni bir genel başkan atayacak. Partide bir temizlik yapacak. Sandıktan mesajı aldı falan. Ya yani bilmiyoruz. Bunu AKP'l'er de konuşuyorlar falan. Acaba bunu Erdoğan'a soruyorlar mı? Erdoğan'la konuşuyorlar mı? Ayrı bir konu. Takip edenler, düzenli takip edenler bilirler. Hiçbir zaman böyle bir şeye ihtimal vermedim. Yani Erdoğan 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı olduğunda mazbatasını haftalarca almadı. AKP kongresini topladı. Aman Abdullah Gül iner de köşkten. AKP genel başkanı olur diye kongreyi topladı. Abdul eh, Ahmet Davutoğlu'nu eh, genel başkan yaptı. Hemen ertesi sabah gitti mecliste mazbatasını kürsüden aldı saniyeler içinde yemin ederek cumhurbaşkanı oldu. Öğleden sonra da hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verdi. O zaman parlamenter sistem var. Böyle korkan bir adam. Yani başbakanlık koltuğundan kalkıp cumhurbaşkanlığı koltuğuna otururken bile saniyelere hesap eden bir adamdan bahsediyoruz. Sonrasında da Ahmet Davutoğlu ile olmadı. Pelikan bildirisi vesaire 15 Temmuz Binali Yıldırım düşük profilli başbakan ve sistemi değiştirdi 15 Temmuz bahanesiyle. Ve her şeyi kendi elinde topladı. Elinden gelse imkan olsa geçmişte Jacques Chirac öyleydi. Hem başbakandı hem de e, işte Paris Belediye Başkanıydı. Yani hem başkandı hem de Paris Belediye Başkanıydı. Elinden gelse İstanbul Belediye Başkanı da olmak ister. Ama yani şu anda kanun yasalar buna imkan vermediği için olmuyor. Buna imkan ve ihtimal vermiyorum. AKP genel başkanlığı koltuğunu kendi çocuklarına damadına bile bıra bırakabilecek bir durumda değil. Maalesef yani böyle bir sistem koydu yürüyor. Eskiye dönüş tartışmaları falan kapandı derken de bunu söylüyor. Şimdi bu sistemi iyileştirelim diyor. Şimdi bir takım şeyler getirecekler. Bu emin olun başkanlık sistemini veya mevcut sistemi iyileştirmeye veya işte kendilerine göre eksik gördükleri bir takım konuları tamamlamaya dönük fakat bunlar günlük yasa çıkardıkları için çıkardıkları yasaya da uymadıkları için hikayedir bunlarla hiçbir şey pazarlık edilmez fakat şimdi Hürriyet dün Taşra baskısında bu sistemi iyileştirelim manşetiyle böyle çıkmış fakat şehir baskısında aynı başlık bu sistemi iyileştirelim fakat şehir baskısında Erdoğan'ın tek fotoğrafını daha geniş açmış kullanmış yani siz hem bu sistemi iyileştirelim diyorsunuz altta da Tek başına sarayın önüne Erdoğan'ı koyuyorsun. Yani bu sistemi iyileştirmek istiyorsan başta o adamı oradan göndereceksin. Sonra da oturacaksın, sistemi müzakere edeceksin. Erdoğan'ın yerine oraya kimi koysan Erdoğan olur. İmamoğlu'nu da koysan, Mansur Yavaş'ı da koysan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da koysan, Akşener'i de koysan. Babamın oğlunu da koysan Erdoğan olur. Evet, önce onu oradan göndereceksin, sonra da sistemi değiştireceksin. Altılı masa bu duygularla yola çıktı mı çıkmadı mı, samimi miydi, değil miydi, ortak mutabakat metni, kitap gibi, külçe, yani ağır. Bunların hepsi vardı fakat olmadı, arkası gelmedi. Şimdi bakın, birkaç gün önce Yavuz Donat enteresan bir yazı yazdı ve burada e, dünden bugüne başlığı altında e, Erdoğan'la Atatürk'ten işte Menderes Özal falan kıyaslaması yaptı. Ve dedi ki benzer bir olayı yani şöyle Atatürk'ün, İnönü'nün, Menderes'in, Demirel'in, Özal'ın gölgesine basmaya bile cesareti olmayan çok kişi zamanla ihanet etmekte birbirleriyle yarıştılar. Aynı olayla Erdoğan da karşılaşıyor. Dün onun gölgesine basmaktan çekinen bazı isimler bugün ihanet içindeler. Şimdi Erdoğan'ın gölgesine bile basmaktan çekinen ins isimler bugün ihanet içinde derken size kim oluyor diyor. Saraydaki işte şey sabahtaki saray kal kalemşoru ayrıca da e, bambaşka bir konuya dikkat çekiyor. Şimdi Erdoğan'ın gölgesine basmaktan çekinen bir kitleden bir gruptan bahsediyoruz. Böyle bir grup Erdoğan'a diyecek ki partinin başından ayrılın partiye yeni bir genel başkan atayalım. Evet dedik ya ahlak sorunu demiş dön kendi ahlakına bak diyeceksin ama neyse şimdi yavaş yavaş bağlayalım ee, bağlarken bu işte bor meselesi bey pazarı soda meselesi falan çok konuşuldu fakat burada e, genel olarak Batı'da da son derece dikkat edilen falan bir konudur Türkiye'ye bakan tarafı Türkiye'nin birtakım firmaların yurt dışına başka yurt içine başka üretim yaptığını ortaya koydu İki yurt dışında reddedilen ürünlerin tekrar dönüp iç pazarda satıldığı ortaya çıktı. Artı bunu denetleyen bir yani var elbette de çalışmıyor. Bunu denetleyen hıfzısı, rekabet, öbürü belki neyse bir sürü kurum sayabilirsiniz. Bunu denetlemesi gereken kurumların bu denetimi yapmadığı, firmaların şeffaf olmadığı, bu konuları gerekli açıklamaları yapmadığı ortaya çıktı. Mesela işte İngiltere Magnum dondurmaları hakkında toplatılma kararı almış. Neden? İşte dondurma çubuklarında olası plastik ve metal varlığı şüphesinden dolayı. Aslında firmaların gelecek cezaları veya yaptırımları öngörerek aldığı tedbirler var. Ve bir takım şeyleri tespit edince yola çıkıyorlar. Hemen kendileri önlem alıyorlar. Piyasadan toplatıyorlar malları şu bu falan. Fakat Türkiye'de e, bu iş böyle çalışmıyor. Tam tersine çalışıyor. Maalesef işte ekonomi krizdeyse buhran varsa denge ve denetim biter ve Kazalar olur, hizmet kalitesi düşer, ürün kalitesi düşer, Hepsi oluyor, yaşanıyor. İnsanlar ölüyor, insanlar ölür. Durum böyle. Diyor ve bir manşeti daha kapatıyoruz. Cuma yeni bir programda, yeni bir yayınla karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.